Yunus Yalın iyi seyirler diler. Videoyu geçmeden önce beğenip abone olursanız çok sevinirim. Merhaba arkadaşlar, ben Yunus Yalın. Şimdi size eskiden yazdığım bir yazımı okuyacağım. 19 Kasım 2011 tarihinde saat 15:20 civarlarında yazmışım bu yazıyı. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Başlıyorum. Sıkıldım biraz. Ben iyi halli, yani çok iyi değil ama çok da kötü olmayan, geçimini iyi kötü sağlayan bir ailenin çocuğuyum. Belki neden sıkıldığımı merak ediyorsunuz ama biraz sabredin. Hayat evrelerle doludur. Bu da benim giriş çalışmam. Umuyorum gelişme ile sonuca varabilirim. Dediğim gibi sıkıldım biraz. Zor geliyor, anlamsız geliyor. Biraz da mecburum, bunu biliyorum. Yaşamak, çalışmak ve başarmak zorundayım. Bunların neden ve nasıl olduğunu bilmiyorum ama buna mecburum. Sanki öyle hissediyorum. Bugün 19 Kasım 2011, saat 15 ve ben biraz sıkıldım. Çok zor geliyor yaşam bana. Belki sıkıntım yok, hastalıklarım yok ama kalbimde hep bir şeyler eksik. Bu bir aşk mı bilmiyorum. İnsanlar bana hep tuhaf davranmışlardır. Mesela yolda yürürken bir bayan bana baktı ve döndü önüne. Sonra gördüğünden tatmin olmamış gibi bir daha baktı. Bana ve yüzüme acayip bir tavır takındı. Ben anlayamadım. Bana hayret mi ediyordu? Acaba benden korkmuş muydu? Belki de "Aa, çocuğa bak, ne kadar da büyük ve kilolu" diyordu. Bilmiyorum. Onun bu bakışı hiç hoşuma gitmedi. Yaklaşık 3-4 ay önce bir kızla acayip laf dalışına girdim. Kız şu an kankam. Benimle ilgili ne düşünüyor bilmiyorum. O da benim gibi kilolarıyla başı dertte ve kilo vermek için doktora gitmiş. Zayıfladığını ve bunu benim de yapabileceğimi söyledi. Ben de onun dolduruşuna geldim. Konuşmadan bir ay sonra doktora gittim. Kan aldıklarında biraz korkmuştum. Ama babamın yüzündeki endişeli ifade bana huzur veriyordu. Bu biraz saçma geldi değil mi? Ama benim için çok iyi olmuştu. O an babamın bana değer verdiğini düşündüm. Ve içim huzur doldu. Kan tutması falan da olmadı. Bir ayda 10 kiloya yakın kilo veya toksin dedikleri maddeyi vücudumdan attım. Göbeğim ve karın boşluklarım hala var. Benim sıkılmam bundan değil açıkçası. Açıkçası girecek olduğum zorlu ve 5 milyon kişinin girecek olduğu sınav, üniversite sınavı. Hiçbir tecrübem yok ve belli etmiyor olsam da ben çok korkuyorum. Sakın kimseye söylemeyin, tamam mı? Ben bu işe geçen seneden bir heves el atarak başlamış bulundum. Abimi aradım ve bana kitap almalısın, ders çalışacağım dedim. Sağ olsun, eksik falan ama yine de kitap alıp yolladı. Annem ve babamın sınavdan haberleri yoktu. Ben kitabı elime aldığım andan itibaren bir şeyler öğrendiler. Ama nafile. Ben bu yolda yine yalnızım. Bir Emre hocam biraz benimle ilgileniyor, o kadar. Okul tarafından dershaneye gönderilecektim. Fakat SSK'ları göndermiyorlarmış. Maaş hiçbir şeye yetmediği halde yine de bizden kısıyorlar her şeyi. Ne yapalım, sağlık olsun. Ben Yunus, biraz sıkıldım. Sıkıldım biraz ama mutlu olmak için çalışıyorum. Önümde biyoloji kitabı, kafamda bir ton soru. Allah halimizi iyi etmesi umuduyla. Sene 2011'in 19 Kasım günü. Saat 15:20 ve ben sıkıldım biraz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğenip abone olursanız çok mutlu olurum. Teşekkürler.